Merhaba abi. Merhaba genç kardeşim. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Abi bildiğiniz üzere hani Türkiye genelinde çok büyük deprem oldu. 40 bin insan vefat etti. Allah mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bir daha göstermesin. Abi hazırsanız röportaja başlıyoruz. Depremde en büyük hata payı kimin? Şimdi biz buna hata payı demeyelim de hatalarımızın payı diyelim. En büyük hata biz insanoğlunun yaşadıklarından doğru yapması gerekenleri doğru yapmadığından kaynaklanıyor. Fiziki olarak tabii ki biz buna fay hattı diyeceğiz. Ama bizim dinimizde tedbiri alacağız, takdire bahane bulmayacağız. Gerek demirinde, gerek çimentosunda, gerek kumunda eğer biz bu hataları yapıyor, hırsızlık yapıyorsak bunları da beklemek zorundayız. Müsaadeniz varsa biraz daha değişik bir örnek vermek istiyorum. Tabii ki. Sizi dinliyorum. Küçük Eşme'de dahi berberimiz müteahhitlik yapıyor. Sarrafımız müteahhitlik yapıyor. Diğer meslek grupları müteahhitlik yapıyor. Bunların hiçbirisi mühendislikle, mimarlıkla ilgili bir okuldan mezun değil. Elinde belgesi olan değil. Parası olan şu anda Türkiye'de müteahhitlik yapıyor ve bunun bedelini de bütün vatandaş olarak çekmek zorunda kalıyoruz. Abicim ikinci soru, depremde en büyük hata payı olan insanlara ne ceza verilmeli sizce? Şimdi kul kula ceza veremez. Sadece bu işte suçlu devletimizin tespit ettiği kişiler yargılanmalı. Çünkü bir yerde bazı insanların canına kast ettiler. Bunlar demirinden çalarak, çimentosundan çalarak, kumundan çalarak bazı bu şekildeki müteahhitlerin yargı önünde hesap vermesi gerekir. Ona inanıyorum. Biz kul kula ceza veremeyiz. Artçı depremler ne zamana kadar sürer? Büyük depremlerden sonra olan depremler. Bunu işin ehli olan insanlara sormak lazım. Ben bu konuda mühendis değilim. Veya yer bilimle ilgili bir şeyim yoktur, bilgim yoktur. Konuşursam yalan söylemiş olurum. Tamamdır abicim. Depremlere karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Şimdi bizim dinimiz akıl dinidir. Memleketimiz de deprem ülkesi olduğu için binamızı yaparken sağlam temeller üzerinde sağlam bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu bence en güzel tedbir bu olur. Ondan sonra da takdiri Allah'a bırakmak gerekiyor. İstanbul depremi sizce hangi tarihte olur? Düşünceleriniz var mı bu konuda? Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Sevgili Peygamberimize soruyorlar. Kıyamet ne zaman kopacak? Sevgili Peygamberimize diyor ki bunun bilgisi bende değil. Bunun bilgisi Allah'tadır. Ama diyor ben sana bir soru sorayım. Bugün kıyamet kopacak dersem ne düşünürsün? Ne hazırlığın var? Onun için beni İstanbul depremi ilgilendirmez. İstanbul depremiyle ilgili benim ne hazırlığım var? Evim sağlam mı? Kendim hazırlıklı mıyım? Vatandaş olarak bunu düşünmemiz lazım. Abicim, Ege Denizi'ne ulaşabilecek bir deprem Uşak'ı sizce nasıl etkiler? Çok etkiler. Zaten şu anda Uşak ve Eşme birinci bölge olarak, birinci deprem bölgesi olarak geçiyor. Çok etkiler. İnşallah hazırlıklı yakalanırız. Deprem bölgesinde yağmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben yetkili bir kişi olsam böyle deprem bölgesine gelip de hırsızlık yapan, yağmacılık yapan insanların tepesine o topladığım enkazı dökerim. Onları da ikinci bir enkazın altına gömerim. Çünkü şerefsizliğin en son kullanılacak kelimesidir. Biz acıları paylaşırken onlar hiçbir şeyden ibret almıyor, tefecilik yapıyor, hırsızlık yapıyor, gasp yapıyor. Velhasıl insanlık dışı hareketlerde bulunuyor. Bunları da ancak enkazın altına gömmek lazım. Abicim ve son sorumuz, deprem bölgesinde yağmacılara ne ceza verilmeli? Bunu zaten devletimiz gerekeni veriyor. Eğer yetki bende olsaydı ben enkazın altına gömerdim.
Teşekkür ederim abicim. Vaktinizi aldıysam çok sağ olun. Rabbim bir daha ülkemize böyle deprem göstermesin. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Ve hayatını kaybeden insanlar ise Allah'tan rahmet, mekanları cennet olsun. Son kez deprem hakkında söylemek istedikleriniz varsa dinliyorum. Ben bir din adamıyım. Son kez şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Zilzal suresi var. Zilzal Arapçası zelzele demek, deprem demek. Allah-u Teala adeta depremin oluş şeklini orada anlatıyor. Mesela ne diyor? İzâ zülziletil ardu zilzeleha. Yeryüzü sarsıntıya başladığı zaman, çalkalanmaya başladığı zaman. Ve ahrecetul ardu eskaleha. Ve yeryüzü içindekini dışarıya fırlatmaya başladığı zaman. Nitekim bu depremlerde görüyoruz, her şey alttan vuruyor. Hatay havaalanını gördük, böyle asfaltı adeta dağ şekline getirmiş. Ve erdu iskal ve kâlel insanu mâlehe. İnsanlar şaşkın ne oluyor bugün demeye başladıkları zaman, siz şundan haberdar olun ki toprak, üzerinizde yaşadığınız toprak yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a yaptıklarınızı anlatıyor, haber veriyor. Sonunda da diyor ki femen ya'mel miskale zerratin hayran yara. Böyle bir durumda kim ki zerre kadar da bir iyilik yaparsa karşılığını görecek. Arkasında da فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّ يَرَى. Kim ki zerre kadar kötülük yapacak olursa o da kötülüğün karşını görecek. Vakit birlik olma zamanıdır. An yaraları sarma zamanıdır. Allah'ın izniyle biz yıkılmayacak olan bir ülkeyiz, bir milletiz. Böyle acılı günde hep beraber görüyoruz, birbirimizle beraber oluyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Amin. Teşekkür ederim. Hocam hani siz imamdınız değil mi? Evet. Hocam hani internette gördüm, hani doğruluk payı var mı yok mu? Hani sizinle bu konuda hani son kez bir fikrinizi almak istiyorum. Deprem kaç şiddetinde olduysa mesela örnek veriyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. 5 nokta örnek veriyorum. Evet. 5.6. Peki evet. Karşılığına mı bakacağız mesela? 5. sure mesela 6. ayet. Genelde böyle bir kaide var. Burada bizim almak istediğimiz, biz Kur'an-ı Kerim mucizedir. Bundan sonra kitap gelmeyecek, peygamber gelmeyecek. Rabbül Alemin zaman zaman böyle olaylarla bizi uyarıyor. Diyor ki aklınızı başınıza getirin, her şey benim elimde. Biz iyi olduğu zaman da şükredeceğiz, sabredeceğiz. Böyle bir felaket zamanında da yine şükredeceğiz, sabredeceğiz. Ama bir şartla tedbirimizi de alacağız. Teşekkür ederim hocam. Sadece hani aklıma geldi, sadece size danışmak istemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sizden. Sağ olun. Merhaba abi. Merhaba. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Depremde en büyük hata payı kimin? Sorumluların. Peki bu sorumlular kimler? İnşaatı yapan müteahhitler ve ona onay veren yetkililer. Depremde en büyük hata payı olanlara ne ceza verilmeli sizce? Onun ne ceza verileceğini bilmem, hukukçular bilir de yasalarda herhalde bellidir. Verilmelidir yani. Bildiğiniz üzere 10 ilde büyük depremler olmuştu ve ardından artçı depremler olmaya başladı. Bu artçı depremler ne zamana kadar sürecek? Bilmiyorum, birkaç ay sürer o. Ben geçici depremde yaşadım. 2 ay sürdü. 2 ay kadar sürdü. Depremlere karşı nasıl bir önlem olabiliriz? Yapıları şey yapacaksın, depreme dayanıklı binalar yapacaksın. Bu kadar basit. İstanbul depremi sizce hangi tarihte olur? Deprem için tarih verilmez. Bu yanlış. Tahmininiz var mı? Tahminle etmek de yanlış. Uzmanları dinlemek, bilim adamlarını dinlememiz gerek. Ama şu gerçeği herkesin unutmaması gerekiyor. İstanbul'da, Marmara'da bu deprem mutlaka olacak. Ama bugün, ama yarın, ama yarından sonra. O nedenle hazırlıklı olma. Son üst sıra abi. Ege Denizi'nde oluşabilecek deprem uçağı sizce nasıl etkiler? Uçağı yıkıcı şekilde etkilemez. Uçak çember içerisinde, çevresinde deprem bölgeleri var. Afyon, Dinar, Denizli, Alaşehir, İzmir, Simav, Gediz şeklinde. Uçak bunların ortasında. Buralarda olan bütün depremlerden etkilenir ama pek yıkıcı olacağını sanmıyorum. Deprem bölgesinde yağmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ona büyük önlem alınmalı ve gerekli de işlem, ceza neyse yapılmalıdır. Yani. O çok. Ve son sorumuz, ne ceza verilmeli? Onu hukukçulara bırak, ne ceza verilmeli, onu bizim
söylememiz yanlış olur. Teşekkür ederim abi, vaktini ayırdığınız için çok sağ olun. Depremle ilgili son kez ne söylemek istersiniz? Duyarlılığın için teşekkür ederim. İnsanlara sor böyle. Bilgiler al. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba abi. Teşekkür ederim röportajım kabul ettiğiniz için. Depremde en büyük hata payı kimin? Bence müteahhitlerin. İkinci sorumuz. Depremde en büyük hata payı olan kişilere ne ceza verilmeli? Görevden alınmalı. Görevden alınmalı. Üçüncü sorumuz. Artçı depremler sizce ne zaman biter? Bir ay. Bir ay. Depremlere karşı nasıl önlem alabiliriz? Düşüncelerinizi söyler misiniz? Raylı sistemi devreye geçirmemiz lazım bence. Beşinci sorumuz. İstanbul depremi sizce hangi tarihte olur? Fikriniz var mı? Hiçbir fikrim yok. Tamamdır. Kaç? Bu sene içinde. Tamamdır. Ege Denizi'nde olabilecek deprem Uşak'ı sizce nasıl etkiler? Uşak'ta büyük yıkıma sebep olabilir. Olabilir diye düşünüyorsunuz. Deprem bölgesinde yağmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepsinin kafası kesilmeli bence. Genelde de yapanlar Suriyeliler. Onları vatandaş olarak alıp yardım ediyoruz. Onların bizim şu anki halimizde yaptıklarını. 8'in sormuşsan ne ceza verilmeli diye. Yağmacılara mı? Evet, kafaları aynen. Kesilmeli. Kafaları kesilmeli. Peki, teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Deprem hakkında son kez ne söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi alabilir miyim? Daha fazla can kurtarılabilirdi ama yetersiz ekipman ve hazırlıksız olduğumuz için çok az kişiyi kurtardık ve çok fazla ölümümüz var. Mekanları hepsinin cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Merhaba beyefendi. Merhabalar. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Sağ ol, teşekkür ederiz. Depremde en büyük hata payı kimin? Depremde en büyük hata payı mühendislerimizin, yani oradaki kişiler, mühendisler, sonra müteahhitler aslında iyi mal yapamıyorlar. İyi çimentodur, odur budur şudur, yani iyi bilemiyorlar yani. Depremde en büyük hata payı olanlara ne ceza verilmeli sizce? Para cezası, idam vermeliler. Sonra para cezası bunlara şey gelir zaten, hani ödül olarak gelir ama boyundan idam asılıp kesilmeli. Sonra efendime söyleyip cezaevinde ömürler boyunca ölesinliğe kadar yani yaşamalılar. Artçı depremler sizce ne zaman ne kadar devam eder? Bu depremler mi? Evet, hani büyük depremler olduktan sonra hani küçük depremler olabiliyor. Bunlara artçı deprem deniyor. Artçı depremler ne zamana kadar sürer? Bu Haziran, Temmuz ayına kadar sürer. Depremlere karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Depremlere karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Depremlere karşı şöyle bir önlem alabiliriz. Hani müteahhitimizi, sonra evi iyi seçmemiz lazım. Hani ekipman olarak iyi taşımamız lazım. Ekipmanları, hani mesela şu ilk yardım çantası, deprem çantasını hazırlamamız, her gün yanımız taşımamız lazım. Ama bizim insanların bunu yapamıyor Allah abi. Anladım. Sizce İstanbul depremini hangi tarihte olur? İstanbul tarihi. Depremi, evet. Mart'ın 20'si ya da o civarları. Mart'ta olabilir. Mart'ın 20'sinde olabileceğini düşünüyorsunuz. Aynen. Ege Denizi'nde oluşabilecek deprem Uşak sizce nasıl etkiler? Yani zaten Uşak İzmir'in bir ilçesi kadar bir yer. Yani burada yıkılırsa mahvolur Uşak. Uşak şöyle bir yer. Hani bakıyorum evlere, bakıyorum böyle çevrelere, hep çürük evler abi. Ondan yani benim şu açıdan bakıyorum. Hani zaten küçük çarşı büyük ihtimalle yıkılır. Atapak civarı da yıkılır. Şeker evleri civarı da yıkılır. Hani öbürkü bölme yolundaki evler sağlanır, darbe yer yani. Anladım. Deprem bölgesinde yağmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani benim karşıma gelsinler. Ben onları ölünceye kadar döverim abi. Yani trafik polisi yani bir videoda dövüyor. Haklı ettik yani, eyvallah. Ama bu medyada çok yanlış şeyler oluyor. Yani dinlemeden Türk insanı bile dövdüler abi, o biçim yani. Dinlemeden dövüyorlar yani, ben izliyorum. Hani yazıyorum yorumlarda. Hani büyüklerime, hani ben gittim valiyle konuştum, hatta vali benim babam arkadaş. Hani ben bunu
Onu anlattım, dedim ki sayın vekilim dedim, hani valim dedim, böyle böyle şeyler oluyor. Tamam dedi, biz zaten farkındayız dedi, bana anlattılar zaten. Anladım. Peki ya, söylemişsiniz hani şu ceza verebilir diye. Ben 8. soruda mesela hani ilk 7. soruda fikirlerinizi sordum. 8. soruda sizce ne ceza verilmeli yağmacılara? Tabii. Yağmacılara şöyle, hani abi Türkiye'de, şimdi Türkiye çok yanlış yapıyor. Aslında Suriye, Afganistan, o bu şu kişileri sokmamız lazım. Bak Yunanistan ne yaptı? Yunanistan vurdu gemileri, gemiyle girdiler, feribotla girdiler, sokmadılar. Biz aslında, biz Türk insanları çok gönüllü, açık olarak hep iyimser olduğumuz için hep ondan kaybediyoruz biz. Türk insanı iyi olduğu için kaybediyor. Aslında bu gibi insanlara iyi davranmayacaksın. Bu gibi insanlara hayvan gibi davranacaksın ki o zaman görecekler bizim merhametli olduğumuzu. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. YouTube'da yayınlayabilir miyim, izin veriyor musunuz? Tabii, teşekkürler. Peki son kez deprem hakkında ne söylemek istersiniz, düşünceleriniz? Hani şöyle, hani ben üzülüyoruz tabii, her toplum olarak mücadele ediyoruz, hani şey yapıyoruz falan ama üzülüyoruz yani. Bir an önce çok kişi öldü, bebek çıktı, bebek öldü, korktular falan, her şey oldu ama şöyle bir şey var. Hani ekipman olsaydı, bak getirdiler Çin'den, Avustralya'dan, Hollanda, Japonya, oradan buradan adamlar geldi ama gelmeyle bir şey olmuyor. Makine lazım, kepçe lazım, o kadar kepçe gitti ama yetersiz. Bak sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Hani şöyle, dinliyorum seni. Şöyle bir şey, Türkiye'nin çok geri özellikleri var. Hani bu TOGG araba çıktı ya, TOGG araba bence abla, abi 2017'de 2018'de çıkabilirdi ama uğraşsaydım bak bir uçak dahi çıkardı. Neden? Çünkü ekipman çok azdı, sanayisel şeyler çok azdı. Bak 2000'li yıllarda bir deprem oldu, o zaman AFAD çıktı. 1999 yılında çıktı AFAD. Bu onları ders olmuştu AFAD'lara. Bak şimdi bunlara şöyle bir şey, ben toplum açısından bakıyorum, herkes böyle hani sallıyor. Yani kardeşim niye sallıyorsun sen ya? Git yardım etsene sen. Hani o Hatay, Antakya, oraya alıyorum ben. CHP Genel Başkanı aradım, AK Parti aradım, onu aradım, bunu aradım. Elimden gelen Twitter'da paylaşanları ben paylaştım. Zaten hani yarısı ben biliyorum ki benim sayemde çıkardığımda. Böyle kardeşim. Teşekkür ederim. Vaktini ayırdığın için çok sağ olasın. Önemli değil. Hakkını helal et. Sağ ol, sağ ol, sizin de. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Birinci sorumuz, depremde en büyük hata payı kimin? Bence bunun için yeterli önlem almayan siyasetçiler ve mühendislerin en büyük hata payı olduğunu düşünüyorum. İkinci sorumuz, depremde en büyük hata payı olanlara ne ceza verilmeli? Yani hapisten başlanmalı diye düşünüyorum. Başka daha düşük, yani parayla ödenebilecek şeyler değil çünkü bu şeyler yani sonuç olarak. Üçüncü sorumuz, artçı depremler ne zamana kadar devam eder? Yani şu an bence korkulacak daha büyük bir deprem olacağını düşünmüyorum. Şu en azından önümüzdeki dönem için. Depremlere karşı nasıl bir önlem olabiliriz? Yani şu an binalar için yenilenme çalışması yapılması lazım. Onun dışında yapılabilecek çok bir şey yok yani. Sonuçta hayatımızın çok geçtiği bir ülkede yaşıyoruz. İstanbul depremi sizce hangi tarihte olur? Fikriniz var mı bu yönde? Yani İstanbul depremi zaten yani yakın bir zamanda olursa çok kötü bir döneme girer büyük ihtimalle Türkiye. İleriki zamanlarda olursa da inşallah gerekli çalışmalar yapılır. Yani 2000, yani bu senelerde olacağını düşünmüyorum ama yakın senelerde. Ege Denizi'nde oluşabilecek deprem Muş'a sizce nasıl etkiler? Etkileyeceğini düşünmüyorum. Yedinci sorumuz, deprem bölgesinde yağmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Besin ve kıyafet çalanlara bence yağmacı denilmemeli ama elektronik eşya, ne bileyim, ya da mücevher falan çalanlar bence yani ya o anlık düşünemedikleri için, çok kayıpları olduğu için şey yapıyor ama yani bir ceza verilmesi gerektiğini düşünmüyorum ama. Peki 8. soruda zaten ne ceza verilebilir bile? Ya bir ceza verilemez zaten. O halinde olduğumuz için şu an o bölgelerde bir şey yapılamıyor.
Ama yani o bölgede olan zaten AFAD ekipleri veya gönüllüler bu yakaladıkları adamlara kendi cezalarını veriyorlar. Şey vermese bile, devlet vermese bile. Haksız yere mal çalınmamalı o yüzden bence. Teşekkür ederim. Ve son kez deprem hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Yani herkese geçmiş olsun. Başka diyebileceğim bir şey yok. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. YouTube'da yayınlayabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Veriyorum. Teşekkürler. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Depremde en büyük hata payı kimin sizce? Müteahhitin. Müteahhitin. Depremde en büyük hata payı olan müteahhitlere siz kendi söylediniz. Ne ceza verilmeli sizce? Bilmiyorum ben yani. Onu devlet şey yapsın yani. Onu ben bilemem. Artçı depremler ne zamana kadar sürer? Büyük depremlerden sonra olan depremler artçı deprem deniyor. Bunlar ne zamana kadar sürer? Hala coğrafya uzmanı değilim, bilmem. Depremlere karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Dışarıda yazsınlar ya. Dışarıda yazsınlar. İstanbul depremi sizce hangi tarihte olur? Fikriniz var mı? Bu tarihte olur herhalde ya. 2023'te. Ege Denizi'nde olabilecek deprem. Evet. Uşağı sizce nasıl etkiler? Ne bileyim ben nasıl etkiler. Son iki tane soru beyefendi. Evet. Deprem bölgesinde yağmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Anasını sikmek lazım. Peki bunlara ne ceza verilmeli yağmacılara? Ceza olarak. Yağmacılara nasıl bir ceza verilir? Assınlar amına. Assınlar diyorsun. Ben olsam asarım. Teşekkür ederim. Son kez deprem hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Deprem hakkında ne söylemek? Bir şey söylemek istemiyorum. Zaten olan olmuştu. Söylerim dedim zaten sonra. Teşekkür ederim. YouTube'da yayınlayabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Fark etmez. Teşekkürler. Ederim. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Sure. Birinci sorumuz. Depremde en büyük hata payı kimin? Müteahhitlerin. İkinci sorumuz. Depremde en büyük hata payı olanlara ne ceza verilmeli? Bence idam gelip idam yapılabilir. İdam yapılabilir. Biliyorsunuz büyük depremlerden sonra artçı depremler oluyor. Artçı sarsıntılar oluyor. Bunlar ne zamana kadar sürer? 1-2 yıl sürer gibi. 1-2 yıl sürer gibi. Dördüncü sorumuz. Depremlere karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Rail sistem olabilir yani Japonya'da. Japonya'da yapılıyorsa Türkiye'de de yapılabilir. Beşinci sorumuz. İstanbul depremi sizce hangi tarihte olur? Ya çok yakın bir zamanda olur. Örneğin 1-2 hafta içerisinde olur. 1-2 hafta içerisinde tamamdır. Ege Denizi'nde oluşabilecek deprem Uşak sizce nasıl etkiler? Görüşlerinizi alabilir miyim? Uşak'ta bence deprem şu anki olan deprem bölgesinden bir farkımız olmayacağını düşünüyorum. Anladım. Yedinci sorumuz. Deprem bölgesinde yağmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz? Biz yağmacıları ülkemize aldık. Misafir olarak kabul ettik onları. Türk vatandaşı yaptık. Şu an depremde onlar bizim suçumuz olarak görüp ülkemize yağma yapıyorlar. Peki son sorumuz. Yağmacılara sizce ne ceza verilmeli? Ya, gereken ceza yapılıyor onlara sanırım ama bence onlara da bir idam gelebilir. İdam gelebilir. Tamamdır. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Son kez deprem hakkında ne söylemek istersiniz? Allah yardımcınız olsun diyorum. Amin. Teşekkür ederim. YouTube'da yayınlayabilir miyiz? İzin veriyor musunuz? Yayınlayabilirim. Teşekkürler. Merhaba. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Depremde en büyük hata payı kimin? Bence müteahhitlerin. Müteahhitlerin? Deprem öldürmez bence bina öldürür. Binaları sağlam yapmak. Depremde en büyük hata payı olanlara ne ceza verilmeli? Hapis. Hapis cezası. Artçı depremler ne zamana kadar devam eder? Bilmiyorsunuz. Depremlere karşı nasıl bir önlem alabiliriz? İstanbul depremi sizce hangi tarihte olur? Yakın zamanda. Yakın zamanda. Ege Denizi'nde olabilecek deprem Uşak'ı nasıl etkiler? Çok etkilemez diye düşünüyorum ama. Deprem bölgesinde yağmacılara karşı ne düşünüyorsunuz yağmacılar hakkında? Yani durum ortada. Onların etkili bence. Peki yağmacılara ne ceza verilmeli? Yağmacılara yine her zaman. Hapis cezası. Teşekkür ederim. Son kez deprem hakkında ne söylemek istersiniz? Bilmiyorum. Doğal afet. Teşekkür ederim. YouTube'da yayınlayabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Teşekkürler.
Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Depremde en büyük hata payı kimin? En büyük hata deprem olacak mevzusu ama en büyük hata tedbirsizlik ve silahlı kuvvetleri sahaya sürmemek. Tamamdır. Teşekkürler. Merhaba beyefendi. Merhaba. Hazır mısınız? Hazırım. Tamamdır. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Depremde en büyük hata payı kimin? Depremde yani müteahhitler, inşaat bunun denetmenleri ve bu tarz yetkili kişiler bence. Çünkü yani sadece yasalar bile uygulansa doğru düzgün bir şekilde bu kadar büyük bir hasar oluşmazdı diye düşünüyorum. Depremde en büyük hata payı olanlara ne ceza verilmeli? Ya bu konuda benim pek bir fikrim yok açıkçası. Yani çok bilgili bir insan da değilim. Bilmiyorum. Bildiğiniz üzere hani depremden sonra artçı depremler oluyor. Artçı depremler ne zamana kadar sürer? Abi pek bir fikrim yok ama bu depremde gördük yani birkaç saat, bir gün sonra bile çok büyük bir artçı gerçekleşti. Evet. Milletimizin hani başı sağ olsun. Depremlere karşı nasıl bir önlem alınabilir? Öncelikle inşaatlar konusunda hani bunun denetmenliği... Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Aynen yani. Bu çok daha önemli bir konu haline geldi. Bunun Allah yardımcımız olsun her zaman. Amin. Öyle. Tamamdır. Bir sonraki soru. İstanbul depremi sizce hangi tarihte olur? Yani ünlü jeologlar bu en son yaşadığımız deprem için de 2 yıldır falan uyarı çağrısında bulunuyorlar Türkiye için. Ve yani aynı kefeye koyacak olursak İstanbul için de böyle çağrılarda bulunuyorlar. Yani İstanbul için de 1-2 sene içerisinde böyle deprem olabilir diye düşünüyorum. Onların araştırmalarına dayanarak da. Anladım. 6. sorumuz. Ege Denizi'nde olabilecek deprem Uşak'ı nasıl etkiler? Uşak, hani fay hattı haritasına baktığımızda Uşak biraz daha açık renkte kalan bir bölge. Yani elbette ki sarsılması olur, etkilenmesi olur ama Ege bölgesinin diğer illeri kadar, Manisa kadar, İzmir kadar bir yıkımla karşılaşmaz diye düşünüyorum. Uşak'ta nereler etkilenir sizce tahmininiz? Uşak'ta köyler tabii ki de etkilenir. Gecekondu mahalleleri yani daha imarlı evlerin daha az olduğu, yıkılmaya müsait evlerin olduğu muhitler daha çok hasar görüyor. Hangi bölge? Eşmet, Sivas'ta, Ulubey, Karallı vesaire. Yani hangisinde daha çok gecekondulaşma vardır falan onu bilmiyorum açıkçası. Ama yani çevre ilçelerin merkeze göre daha çok etkileneceğini düşünüyorum. Deprem bölgesinde yağmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yağmacılar gerçekten bilmiyorum, ilginç bir psikoloji yani. Şimdi orayı görmedim bilmiyorum sonuçta ama yani çok büyük bir suç yani resmen. Yani diyecek kelime bulamıyorum. Deprem bölgesindeki yağmacılara ne ceza verilmeli? Yani normalde yasalarımızda zaten böyle durumlarda nasıl ceza verilmesi gerektiği mevcut. Hırsızlıktır, yağmacılıktır falan. Yani bu tabii ki de daha büyük bir suça dönmüş oluyor şu anki durumun kötülüğü nedeniyle. Yani bu yüzden bilmiyorum, yasa neyse uygun şekilde yürürlüğe geçirilmeli bence yani. Bir kayırma olmadan. Teşekkür ederim. Son kez deprem hakkında söylemek istedikleriniz varsa söyleyebilirsiniz. Ya, halkımızın başı sağ olsun. Biz de buradan hani okullarımızda ya da diğer belediyenin, devletin bazı kuruluşlarında elimizden geldiğince yardım yapmaya çalışıyoruz. Yani ben kendim öğrenciyim, ders çalışıyorum bir yandan. Bir yandan da onlara vakit ayırmaya çalışıyorum. Yani herkesin de bu seferberliği göstermesini... Çok teşekkür ederim anlayışınız için. Tekrardan Türk milletimizin başı sağ olsun. Allah yardımcımız olsun. Abi. Teşekkür ederim. YouTube'da yayınlayabilirim. İzin veriyor musunuz? Tabii. Teşekkürler. Sağ olun. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Depremde en büyük hata payı kimin? Mühendislik. Mühendislerin. Depremde en büyük hata payı olan mühendislere ne ceza verilmeli sizce? Ceza vermem. Sistemi düzeltirim. Sistemi düzeltirsiniz. Peki 10 ilde biliyorsunuz ki büyük depremden sonra artçı depremler olmaya başladı. Peki bu artçı depremler ne zamana kadar sürer? Bu depremler mi? Evet, artçı depremler ne kadar ne zamana kadar sürer? Kişi, yani orada bir bilinçli değilim ama
şunu söyleyeyim. Artçı deprem de bitmez. Yani biliyorsun, öğrendiğime göre bitmeyeceğini biliyorum. Depremlere karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Depremlere karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Yani depremin olmaması için mi? Aynen. Nasıl bir önlem alabiliriz? Mesela deprem olduğunda o an nasıl bir önlem alabiliriz olmadan önce? Hazırlıklı olmak için nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Bir sistem kurmak gerekiyor. Peki bu sistem nedir? Açıklayabilir misiniz? Açabilirim. Tabii ki. Siz dinliyorum. Sistem demek, yani gerekli araçları, gereçleri, her şeyi bu bilinçli hocalarımız var. Bu hocalarımız anlatıyorlar. Ben de onlardan öğrendiğime göre bu bilinçli olarak bunu sisteme bağlamak gerekiyor. Yoksa böyle ahla vatla falan bu iş olmuyor. İstanbul depremi sizce hangi tarihte olur? Bilginiz var mı? Hocalarımızın anlattığına göre her an, her dakika olabilir. Her dakika olabilir diyorsunuz. Ege Denizi'nde olabilecek deprem uçağı nasıl etkiler sizce? Uçağı etkiler ama gördüğüm kadarıyla bir fay hattında olmadığını görüyorum. Ben Gediz depremini gördüm. Yakında 99'da burayı sarstı, onu gördüm. İzmir'deki depremi hissettim, şey yaptım. Yani uçakta fazla bir hasar olacağını zannetmiyorum. Son iki soru beyefendi. Deprem bölgesinde yağmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi bu böyle bir soruya insanlık işi ifadesi ediyorum. Ve son sorumuz. Yağmacılara ne ceza verilmeli sizce? Yağmacılara ne ceza verilmeli? Vallahi ben kanun ne diyorsa onu yapmak gerekir diyorum. Peki, teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Son kez ne söylemek istersiniz depremle ilgili? Ya Türkiye'me geçmiş olsun diyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ne diyebilirim? Şu anda Hatay'dan gelen misafirlerimiz var. Depremzade. Hoş benim gelmişler. Çocuklarım. Başımızın üstünde yerleri var her zaman. Ben şimdi onları, çocuklarım, benim evlatlarım, onlara sahip çıktılar. Şu anda barındırma yeri buldular. 4 aile, 22 kişilik bir aile grup. Bunlara şimdi onun yanına gidiyorum. Elimizden geldiği kadarıyla birlik beraberlik içerisinde yapmak istiyoruz. Allah hem Uşak adına hem de sizin adınıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hani zor günde yalnız bırakmadığınız için tekrardan geçmiş olsun diyorum Türkiye adına. Sağ olun.